İritabl bağırsak sendromunun tedavisinden bahsedecek olursak, İritabl bağırsak sendromunun kronik bir süreç olduğunu biliyoruz. Aslında yaşam boyu devam edecek kişide zaman zaman alevlenecek, zaman zaman durulacak. Tam olarak bir tedavisi söz konusu değil. Çünkü altta yatan problem büyük oranda psikolojik. Büyük oranda mükemmelliyetçi kişi, her şey yolunda gitsin isteyen, talep eden kişi de daha fazla görüyoruz. Mesela ailesinde hassas bağırsak sendromu, irritable bağırsak sendromu varsa çocuğun ileride irritable bağırsak sendromu karşılaşma olasılığı artıyor. Çünkü öğrenilmiş bir davranış oluyor. Beyne böyle bir mesaj gönderiliyor ve çocuk erişkin olduğu zaman annesinden gördüğünü, babasından gördüğünü uygulamaya başlıyor. Eğer irritable bağırsak sendromunda var olan büyük abdest alışkanlığı değişikliği, kabızlık veya ishal şeklinde ise bu aşamalarda yaklaşımımız değişiyor. En önemli verdiğimiz tedavi fiber. Hastanın alacağı lif miktarını arttırmak. Ama bu konuda çok dengeli hareket etmemiz gerekiyor. Lifi arttırırken lif parçalaması zor bir gıda olduğu için kişi de gaz şişkinlik şikayetini arttırabilir. Bu nedenle çok az az vücudun tolerasyonunu arttıracak şekilde başlamış olmak çok çok değerli, çok çok önemli. Davranış terapilerinin çok yeri var. Bu nedenle psikiyatriden, psikolojiden çok destek alıyoruz. Antidepresanların yeri var tedavide kullandığımız. Ayrıca çeşitli spazm önleyici, ağrıyı kontrol altına alıcı, özellikle ataklar yaşadığı dönemde, hassas bağırsak sendromu, irritable bağırsak sendromu çok aktif olduğu dönemlerde çeşitli ilaçlardan faydalanıyoruz.